Dünden itibaren birçok ilimizde bu karar alınmaya başladı. Biz de bu kararı aldık ve özellikle sahada görevli arkadaşlarımız ev kontrollerinde çok yoğun mesai harcıyorlardı. Şimdi tabii ki bunun cezası var. Türk Ceza Kanunu 195. maddesinde karantinaya alınan yerlerden çıkanlara yönelik ceza net şekilde tanımlanmış. Hapis cezası var. Biz Kayseri'de bu durumda olanları tespit ettiğimiz zaman idari para cezası kesiyoruz ve Türk Ceza Kanunu 195. maddesine göre de savcılığa bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Bunları artık evlerinde tutmuyoruz. Alıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtları yerleştiriyoruz. Ve oradaki bütün masrafları da kendilerinden tahsil ediyoruz. Hiç kimsenin karantinadayken dışarı çıkıp vatandaşımızın sağlığını tehdit etmeye hakkı yok. Buna müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimiz ve kontrollerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Karantinadaysanız mutlaka ve mutlaka karantina kurallarına uyunuz. Aksi takdirde hem hapis cezasıyla cezalandırılacaksınız, hem idari para cezasıyla cezalandırılacaksınız, hem de evinizden alınıp iyileşinceye kadar Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalacaksınız. Ve burada size yapılan bütün masrafları da kendiniz ödeyeceksiniz. Efendim, bugün Vali Bey açıkladı. Karantina kurallarına uymayan vatandaşlar KYK yurtlarına gönderilecek ve burada da tüm masraflar bu vatandaşlar tarafından ödenecek. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi bence çok gecikmiş bir karar oldu. Halkımız, insanlarımız özellikle şu pandemi sürecini biraz hafife aldı. Dikkat etmiyor. Gerek mesafe kuralları olsun, gerek maske kuralı olsun, dikkat etmediği için bence yerinde bir karar olmuş. Peki vatandaşlardan bu paranın alınmasını nasıl buluyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, dikkat etmiyorsa bunun bir bedeli olması gerekiyor. Kimse çevresindeki insanların, ailesinin sağlığıyla oynamaması gerekiyor. Bence bunu hafife almamalıyız. Yerinde bir karar olmuş. Cezasını ödemesi gerekiyor. Evet, bugün bir karar açıklandı ve artık karantinaya uymayan vatandaşlar yurtlara kapatılacak ve masrafları vatandaşlardan alacak. Sizin bu konuda görüşünüz nedir? Bu konuda görüşüm, böyle bir karar alındıysa mecbur uyulması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuya dikkat etmesi gerekir. Biz de çarşımıza zaten maskesiz giren vatandaşları uyarıyoruz. Her şey insanoğlu için yani. Yerinde bir karar mı sizce? Kesinlikle yani, yerinde bir karar. Madem virüslüsün çıkma kardeşim. Haberlere çıkıyor. 2 günde 5 düğüne gitmiş. 2 günde 5 düğünde ne işin var kardeşim? Sen 80 yaşına gelmişsin. Ayıp ya. Madem testin pozitif çıktı, çarşıda boş boş dolanmanın herhangi bir anlamı yok yani. Valimize teşekkür ediyorum buradan.